Kur'an Mektebi Türkçe Meali Kur'an-ı Kerim Videoları. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerinin hoşnutluğunu gözeterek niçin kendine yasaklıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Allah yeminlerinizi bozmayı size meşru kılmıştır. Allah sizin koruyucunuzdur. O gerçekten çok iyi bilen, çok bilge olandır. Hani peygamber, eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. Eşi o sözü başkalarına haber verdiğinde ve Allah da bunu peygambere bildirdiğinde, o da bir bölümünü açıklamış ve bir bölümünü açıklamaktan vazgeçmişti. Peygamber bunu ona bildirince, eşi ona, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sormuştu. O da, "Bunu bana çok iyi bilen ve her şeyden çok iyi haberdar olan Allah haber verdi," demişti. "Eğer siz ikiniz Allah'a tevbe ederseniz iyi olur. Çünkü ikinizin de kalbi sapmıştır. Eğer siz ikiniz peygambere karşı birbirinize arka çıkacak olursanız, bilin ki onun koruyucusu Allah, Cibril ve inananlardan iyi olanlardır. Ayrıca melekler de ona arka çıkarlar. Ey peygamber eşleri! Eğer o sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, kendini Allah'a teslim eden, inanan, gönülden boyun eğen, tevbe eden, ibadet eden, yolculuk yapan, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında katı, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Siz bugün hiçbir mazeret öne sürmeyin. Çünkü siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Ey inananlar! Allah'a içtenlikle tevbe edin. Olur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve Allah'ın, peygamberi ve onunla birlikte olan inananları utandırmayacağı günde sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün inananların nurları önlerinden ve sağ yanlarından hızla aydınlatıp giderken onlar, "Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla ve bizi bağışla. Çünkü sen her şeye gücü yetensin," diye dua ederler. Ey peygamber! İnkar edenlere ve ikiyüzlülere karşı savaş ve onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varılacak yerdir. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek olarak vermektedir. Onlar kullarımızdan iki iyi kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Ancak onlar eşlerine ihanet etmişlerdi. Bu yüzden hesap günü onlara, "Haydi ateşe girenlerle birlikte siz de girin," denileceği zaman, kocalarının onlara Allah'ın azabına karşı hiçbir yararı olmayacaktır. Allah inananlara ise Firavun'un karısını örnek olarak vermektedir. Hani Firavun'un karısı, "Rabbim, bana katında cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından koru ve beni şu zalimler toplumundan kurtar," diye dua etmişti. Allah iffetini korumuş olan İmran kızı Meryem'i de örnek olarak vermektedir. "Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. O da Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etmiş ve gönülden boyun eğenlerden olmuştu."